Sevgili izleyiciler, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Bu programda kafirlerin ve inansızların müminle uğraşacakları zaman önce onun namazıyla uğraştıklarını anlatmaya çalışacağım. Eğer siz İyilik namına toplumun çoğunluğundan farklı bir hareket yaparsanız, o zaman bu genellikle bir alay konusu olur. Hele hele sizin yapmış olduğunuz şeyi onlar da esasen doğru olarak kabul ediyorlar ama daha önce bulundukları sosyal grup içerisinde yaşadıkları hayat tarzını devam ettirme arzusu hakim gelmişse yine o vaziyetten çıkamayıp sizinle alay etme yolunu tercih etmiş olabilirler. Bu eskiden beri böyleydi. Yani Cenab-ı Allah ne zaman bir takım peygamberler gönderse kafirler peygamberlerin ibadetleriyle alay etmeye çalışmışlardır. Kur'an-ı Kerim'de bunların değişik örnekleri veriliyor. Bunlardan birincisi Şuayb Aleyhisselam'la ilgilidir. Şuayb Aleyhisselam kendi kavmini putlara tapmaktan vazgeçmeleri ve Allah'ın kendisine vermiş olduğu vahyi kabul etmelerini, Allah'a iman etmelerini, Allah'ı birlemelerini onlara söyleyince, böyle bir tebliğde bulununca onların hiç de hoşuna gitmedi bu. Halbuki daha önce Şuayb Aleyhisselam onlar gayet akıllı ve son derece yumuşak huylu bir insan olarak görüyorlardı. Yani yumuşak huylu bir insan. Yumuşak huylu bir insan ne olur? Kolay kolay başkasına karışmaz. Başkası ne yaparsa yapsın pek fazla karışmaz. Hatta efendim ona bile yahu gel şu işi birlikte yapalım derse bazen istemeyerek de olsa hani yumuşak huylu ya. O yüzden gider o insanların yaptığı şeyleri de yapabilir. Yumuşak huylu insanların biraz fıtratı böyledir. Özelliği budur. İşte Şuayb Aleyhisselam böyle yumuşak huylu bir insandı. Ama tabii bir peygamber olarak elbette haktan vazgeçmesi, tebliğden vazgeçmesi mümkün değildi. Dolayısıyla her fırsatta, her vesileyle Cenab-ı Allah'ın vahyini onlara tebliğ ediyordu. Ve onlar da dediler ki, ey Şuayb, atalarımızın taptıkları şeylerden veya mallarımızdan istediğimiz gibi harcamaktan vazgeçmemizi senin namazın mı emrediyor? Halbuki sen elbette yumuşak huylu, aklı başında bir adamsın. Şimdi Şuayb Aleyhisselam'ın kavmin kafaya taktığı ilk şey Şuayb Aleyhisselam'ın namazıdır. Yani tabii peygamberlikten önce namaz yoktu. Peygamber olunca Cenab-ı Allah kendisine namaz kılmasını emretmişti. Ve tabii Şuayb Aleyhisselam'ın tebliği de bu namazla birlikte başlıyordu. Sanki onlar meseleyi şöyle telakki ediyorlardı. Yani bu namaz kılmaya başladı. Efendim bizi de putlarımızdan vazgeçirmeye, bir de efendim malımıza karışmaya başladı. Yok efendim işte malımızdan infak edecekmişiz. Malımızı istediğimiz gibi harcayamazmışız. Biz kazandık, biz harcarız, istediğimiz yere harcarız diyorlar diye. O yüzden kafaya ilk taktıkları şey namaz idi. Namazın mı böyle emrediyor? Dolayısıyla namazıyla alay ettiler. Hani belki namazdan vazgeçerse o zaman eski haline döner ve dolayısıyla kendilerine karışmaz diye düşünüyorlardı. Mekke müşrikleri de Peygamber Efendimiz'in namazına çok karıştılar. Ebu Cehil'in birkaç kere Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın namazına karıştığını biliyoruz.
Bir seferinde Mekke müşriklerinin önünde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılmak istemiş ama Ebu Cehil kendisini namaz kılmaktan engellemeye çalışmış. Ve bununla ilgili ayet-i kerime ilk inen Alak suresinde mevcut. Eraytellezî yenhe abden izâ salle. Namaz kıldığı zaman o namaz kılan kulu namaz kılmaktan engellemeye çalışan, namaz kılma yasağını koymaya çalışan kişiyi görmedin mi diyor Cenab-ı Allah. Yani ne yapmış o kul? Ne yapmış? Efendim Allah vardır, birdir diyor. Allah'a karşı benim en büyük görevim ibadet etmektir diyor. İbadetlerin en önemlisi de namazdır diyor. Ve bu namazı zamanında ve vaktinde kılmaya gayret ediyor. Yani şimdi bu namazın doğrudan doğruya kime ne kötülüğü olabilir? Bir adam durmuş, ayakta ellerini bağlamış, rükû ve secdeye gitmiş. O haliyle kime ne zararı olabilir? Yani bu namazın kişiye, bir başkasına ne zararı olabilir? Ama eskiden beri kafirler böyle düşünmediler. Eskiden beri müminler namaz kıldığı zaman kafirler müminleri namaz kılmaktan men etmeye çalıştılar. Önce Peygamber Efendimiz'i men etmeye çalıştı. Ve ilk defa böyle men etmeye doğru gittiğinde, yani niyeti şu idi Ebu Cehil'in, gidecek Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tam secde halindeyken ayağıyla o pis ayağıyla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin başına ayağını koyacak, başını ezecek. Böylece secde halinden yukarıya kalkamayacak. Böyle namaz kılarken o şekilde bir alay etmeyi kafasına koymuştu. Ve tam da tasarladığı şeyi yapmak üzere idi ki tam böyle gitti, ayağını kaldıracak. O anda önünde büyük bir engel gördü. Büyük bir hendek gördü ve orada da korkutucu kanatlı yaratıklar vardı. Yani Cenab-ı Allah melekleri böyle korkutucu kanatlı yaratıklar şeklinde ona göstermişti. Tam böyle ayağını Peygamber Efendimiz'in başına koyacak iken birdenbire gerisin geriye kaçmaya başladı. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı korudu Cenab-ı Allah ve ilk denemesinde Peygamber Efendimiz'in namazıyla alay etme becerisini gösteremedi. Bu hususta bir başarı sağlayamadı. Ama Cenab-ı Allah onun böyle yapmak istediğini bildirdi ve işte biz ayet-i kerimede Ebu Cehil'in bu hareketini okuyoruz. Ve işte şu anda da sizlere bu hareketini anlatıyoruz. Bunun dışında muhtemelen artık Ebu Cehil kendi kendine, kendi eliyle bir şey yapamayacağını bildiği için başkasının eliyle bir şeyler yapmak istedi. Kabe'nin etrafında bir gün öncesinde develer kesilmiş, işkembeleri bir tarafa atılmış, öyle kokuşup duruyordu. Ebu Cehil o esnada dedi ki, kim şu deve işkembesini alıp Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem secde halindeyken başının üzerine koyacak dedi. İşte orada haddini bilmez bir köle belki efendisine yaranmak için ben yapacağım dedi. Ve aldı deve işkembesini secde halindeyken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in başının üzerine koydu. Tabi Peygamber Efendimiz'in üstü kirlendi, necislendi. Sonra o zaman küçücük kızdı Fatıma validemiz. Peygamberimize böyle yapıldığını hemen duymuş. Geldi, Peygamberimizin üzerinden o işkembeyi attı, eve götürdü. Çocuk haliyle Peygamber Efendimiz'in elbisesini temizledi. Peygamber Efendimiz'e banyosunu yaptı, temizlendi.
Şimdi Ebu Cehil'in ikinci olarak bir de böyle bir alay etme durumu var. Bugün de şöyle baktığınız zaman işte Avrupa'ya gittiğinizde bakıyorsunuz orasının hakimi sizlersiniz yahu. Yani şimdi Almanya'ya gidiyorsunuz mesela. Orada işte birkaç milyon Türk ama 70-80 milyon da Alman var. Şimdi onların yanında birkaç milyon Türk ve zaten onların da hepsi zaten namaz kılan insanlar değil. Çok az bir kısım namaz kılıyorlar. Bakıyorsunuz camilerine bir takım kötü işaretler koyuyorlar. Namaz kıldıklarından dolayı onlarla alay ediyorlar. Camilerini taşlıyorlar. Kötü lakaplar takıyorlar. Bugün de aynı şey esasen başka bir şekilde devam ediyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da böyle namaz kıldığından dolayı kötü muameleye işte başta Ebu Cehil olmak üzere muamelesine maruz kalmış bulunuyordu. Ama sadece onun mu kötü muamelesine maruz kalmıştı? Elbette sadece onun değil. Yani Ebu Cehil gibi daha başka büyük kafirler vardı. Mesela bunlardan biri de kimdi? Ukbe bin Muayt. Bu da Ebu Cehil'in yapmak istediği şeye benzer bir hareket yapmış bulunuyordu. Bir seferinde yine haremde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam namaz kılıyordu. Ukbe bin Muayt geldi. Secde halindeyken aldı Peygamberimizin elbisesini, onun boynuna şöyle bir sıkıca doladı ve iyi de sıkmaya başladı. Ancak o sırada Hazreti Ebu Bekir de oradaydı. Yani daha bu İslam'ın ilk zamanlarında olan bir olay. Hazreti Ebu Bekir de oradaydı. Hemen Hazreti Ebu Bekir arkadan koştu, geldi. Ukbe bin Muayt'ı arkasından böyle tuttu, onu şiddetli bir şekilde geri çekti. Ve tabii karşısında Hazreti Ebu Bekir'i de görünce Ukbe pek karşılık vermedi. İşte Ukbe'nin Peygamber Efendimiz'e yapmış olduğu hakaret bu kadarla kalmış oldu. Ve Peygamberimiz de ondan sonra evine gitti, Ukbe de bir tarafa gitti. Ama işte o namaz ki insanların hiçbir şeyine zarar vermiyor. Ne mallarına zarar veriyor, ne ahlaklarına zarar veriyor, ne mülklerine zarar veriyor, ne idarelerine zarar veriyor. Ancak bu kafirlerin bu namazdan ne alıp veremedikleri var, neredeyse anlamak mümkün değil. Yani sanki Müslümanlardan kendilerinin istemedikleri bir takım davranışlar ortaya çıkınca sanki namazı onlara böyle yapmalarını emrediyor gibi. İşte Şuayb Aleyhisselam'ın kavmi de öyle diyordu. Yoksa namazın mı bize böyle yapmanı emrediyor, böyle demeni, böyle davranmanı emrediyor diyorlardı. Namaz niye emresin? Namaz bir takım davranışlardan, ritüellerden ibaret olan bir ibadet. Yani secde ederken, rükû ederken namaz kılan kişi kime ne zarar veriyor? Eğer bir kişinin sizin hoşlanmayacağınız, kafirlerin hoşlanmayacağı bir takım hareketleri varsa o genellikle onun imanından kaynaklanıyor. Eğer yapabiliyorsanız onu imanından vazgeçirin. Eğer yapabiliyorsanız. Namazdan vazgeçirmek bir şey ifade etmez. Tabii günümüzde bunun bir benzeri de başörtüsü meselesidir. Yani çünkü Müslümanlar başörtüsünü takarken Allah'ın emri olsun diye takıyorlar. Yani bunun sembolle, efendim simgeyle, şunla bununla bir alakası yok. Müslüman Kur'an-ı Kerim'i açıyor, Nur suresindeki ayetleri görüyor, Ahzab suresindeki ayetleri görüyor. Diyor ki ben bu ayetlerden örtünmenin Allah'ın emri olduğunu anlıyorum. Şimdiye kadar bütün Müslümanlar da böyle anlamışlar. Bu anlayışın doğru olduğunu ben düşünüyorum.
ve iyi bir Müslüman olmak istiyorum. Ve bu yüzden başımı örtüyorum. Ben başımı örterken kimseye bir şey demiyorum. Ve benim başörtüm kimseye bir zarar vermiyor. Kimseye bir zarar vermiyor. Niye benim başörtümle uğraşıyorsunuz? Ha, eskiden de namazla uğraşıyorlardı. Hazreti Şuayb'in kavmi, işte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in etrafındaki kafirler namazla uğraşıyorlardı. Bugün de esasen namazla uğraşanlar çok. Yani siz bir Müslüman olarak, %98'inden belki fazlası Müslüman olan şu ülkede, istediğiniz her yerde namaz kılabilir misiniz? Halbuki İslam'a göre her yer bir mescit. Yani ben kimseye zarar vermeden şurada bir koridorun bir köşesine çekilirim, namazımı kılarım. Yani benim bu namazım kimseye bir zarar vermiyor. Kimseye bir zarar vermiyor. Neden benim namazımla uğraşıyorsunuz? Neden? Ve kabul edelim ki beni namaz kılmaktan engellediniz. Yani benim ana düşüncemi, imanımı ortadan kaldırabildiniz mi? Eğer ben namaz kılıyorsam iman ettiğim için namaz kılıyorum. Müslümanlar namaz kılıyorlarsa iman ettikleri için, Cenab-ı Allah kendilerine namaz kılmalarını emrettiği için, böyle bir inanç sahibi olduklarından dolayı namaz kılıyorlar. Ve dolayısıyla hasreten Müslüman bir ülkede ve bir de Müslümanım diyen kişiler tarafından bir takım yerlerde, oralara efendim bazı böyle din dışı kutsiyet vermek suretiyle, buralarda namaz kılınmaz efendim gibi bir düşünceye sahip olmak anlaşılır bir şey değildir. Ha belki kafirin yaptığını bile anlamak bir derece mümkün. Diyor ki efendim ben kafirim, Müslümanların yaptığı hiçbir şeyi kabul etmiyorum, yaptıklarını da görmek istemiyorum. Ha böyle dediğinde biraz bir mantığı var bunun. Ama hem Müslümanım demek ve bir taraftan da Müslümanlar için, herkes için en gerekli ibadeti bazı yerlerde efendim eda etmekten alıkoymak, engellemek, önlerine set çekmek, bu anlaşılır bir şey değil. Sevgili dostlar, eskiden beri peygamberlerin namazıyla kafirler alay ediyorlardı. Ehli kitap da alay ediyordu. Yani mesela Medine'de Yahudiler de Peygamber Efendimiz'in namazıyla alay ediyorlardı. Maide suresinin 58 ve 59. ayetlerinde mealen Cenab-ı Allah onlar için şöyle diyor. Siz ezanla birbirinizi namaza çağırdığınız zaman onu bir eğlence ve bir alay konusu edinirler. Cenab-ı Allah Yahudiler için böyle diyor. Bu onların gerçekten düşünmez bir topluluk olmalarından kaynaklanıyor. Yani şimdi hasreten Yahudi ve Hristiyan gibi kişilerin böyle yapmaması gerekiyor. Neden? Çünkü sen de inanıyorsun. Sen de bir din sahibisin. Her dinin bir takım ibadetleri vardır. Her dinde insanlar kendi ibadetlerini inandıkları gibi yapabilmelidirler. Bu konuda onlara bir hürriyet tanınması gerekiyor. Sen bir Yahudi ve bir Hristiyan olarak nasıl Müslümanın ibadetiyle alay edebiliyorsun? Yani bir Müslümanın senin ibadetinle alay etmesine razı olur musun? Elbette razı olmazsın. Ve Cenab-ı Allah peygamberimize diyor ki, Resulüm de ki, ey ehli kitap, biz ancak Allah'a, bize indirilene ve bizden önce indirilenlere inandığımız için mi bizden hoşlanmayıp intikam almaya kalkışıyorsunuz? Halbuki sizin çoğunuz Allah'ın emrinden çıkmış fasık kimselersiniz. Yani Müslümanların namazıyla uğraşan, ister Yahudi ister Hristiyan olsun, hakikaten onlar Cenab-ı Allah'ın buyurduğu gibi fasık kimselerdir. Eğer kendi dinlerinde dahi ihlaslı olsalardı, başkalarının, başka din mensuplarının ibadetlerine karışmazlardı. İbadetlerde bir kusiyet olduğunu bilirlerdi. Evet, ama dünya böyle bir dünya. Eski peygamberlerden zamanımıza kadar Müslümanların namazıyla uğraşanlar çok olmuştur. Fakat
Burada yapmamız gereken şey şudur. Cenab-ı Allah öyle emrediyor. Ve izâ merru billâhvi merru kirâme. Eğer böyle size boş şeylerle sataşırlarsa siz de onların yanından hiç aldırmadan çekip gidin. O yüzden sevgili kardeşlerim, bizim namazımızla, ibadetimizle birisi oynuyorsa hiç aldırmayıp oradan çekip gitmek en güzelidir. Başka bir programda buluşmak üzere. Hoşça kalın sevgili dostlar.